Gençler, yeni bir Dead by Daylight güncelleme videosundan hepinize selamlar. Öncelikle sesim için kusura bakmayın. Son videoda açıklamıştım, korona oldum. Belki bilmeyeniniz vardır, tekrar açıklayayım. Geçmiş olsun dilekleriniz için de çok teşekkür ederim. Aslında biraz daha dinlenmem gerekiyor ama oyuna yeni güncelleme geldi ve dayanamadım. Çok merakla beklediğim bir güncellemeydi çünkü. Hızlı bir şekilde anlatalım yeni gelenlere. İlk olarak menümüz bu şekilde güncellendi. Yeni bir harita gibi duruyor ama yeni bir harita gelmedi. Sadece yeni katil ve yeni kurban geldi. Gençler, yeni katilimiz bu. Adı Oniro diye okunuyor sanırım. Şöyle tipini çeviriyoruz ve suratı yok. Saçın arasından görürseniz görebiliyorsunuz. Zaten halka filmiyle de bilinen bir katil. Karakterle ilgili şöyle ilginç bir şey var. Burada gördüğünüz gibi boyu kısa yazıyor. Diğer katillere baktığımız zaman hiçbirisi, Hag bile kısa değil, yani ortalama. Ancak bu katilin boyunda kısa yazıyor. Onun harici geleneğimiz olarak tabii ki hikayesini okumak isteyenler için hızlı bir şekilde sayfayı aşağı indireceğim. Okumak isteyenler okuyabilir. Şimdi katilimizin perklerine gelelim arkadaşlar. Ardından kurbanı da tanıtacağım. Ve uygulamalı bir şekilde katilimizin özelliğini oyunda göstereceğim. İlk perkü ceza kancası öfkeseli. Maçın hemen başında 4 tane rastgele kanca ceza kancasına dönüşüyor arkadaşlar. Bu kancaların haresini beyaz bir şekilde görebilirsiniz. Ceza kancasını astığınız bir kurbanı kancadan kurtarırlarsa oyundaki bütün kurbanların haresini 7 saniye boyunca görebiliyorsunuz arkadaşlar. İkinci perkümüz Okyanus'un Çağrısı. Bir jeneratöre hasar verdikten sonra bu perkünüz 60 saniyeliğine etkinleşiyor. Peki ne işe yarıyor? Jeneratör normal hızın %200'ü kadar geriliyor ve haresi bize gözüküyor arkadaşlar 60 saniye boyunca. Aynı zamanda bir kurban bu perkün etkisi altında olan bir jeneratöre gidip skill check tutturursa o jeneratörü yaparken o jeneratörden bir ses duyuyorsun. Yani orada birisi olduğunu anlıyorsun. Bu perkü kırılamayan Hex Ruin gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Son perkü de Acımasız Fırtına. Bir jeneratör %90 ilerleme kat ettiğinde o jeneratör üzerinde çalışan kurbanlar sürekli beceri denemeleriyle karşı karşıya kalırlar. Yani arka arkaya çok hızlı bir şekilde skill check soruyor. Ve o sorduğu skill checklerden herhangi birisini kaçırırsanız ya da jeneratörü tamir etme eylemini bırakırsanız jeneratör 20 saniye boyunca kapanıyor arkadaşlar. Gençler, şimdi geçtik kurbanımıza. Yoichi Asakawa kurbanımızın adı. Muhtemelen kız oyuncuların yeni main'i diyebiliriz. Onun da hikayesini okumak isteyenler için hızlı bir şekilde aşağı indireceğim. Ve şimdi gelelim kurbanımızın perklerine. İlk perkü ebeveyn rehberliği. Katili herhangi bir şekilde sersemlettikten sonra, yani hedon atabilirsiniz, palet devirebilirsiniz vesaire, bıraktığınız çizikler, kan gölcükleri ve sızlanma naraları 10 saniye boyunca gözükmüyor. Aynı zamanda bu perkün bir bekleme süresi yok. Her stun attığınızda aktif oluyor. Gelelim sıradaki perküne. Empatik bağ. Yaralı olan herhangi bir kurban sizin harenizi 96 metre uzaklığa kadar görebiliyor. Ve diğer tüm kurbanları %10 daha hızlı iyileştiriyorsunuz. Son perkü de Lütuf Karanlık Teori perkü. Yani Boon totemi arkadaşlar. Herhangi bir sönük totemin yanına gidip E tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ve totemi lütuf totemine çeviriyorsunuz. Bu totem 24 metrelik bir mesafeyi kapsıyor. Ve bu totemin etkisi içindeyseniz %2 miktarında sürat durum etkisi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu totemin etkisi altında olan tüm takım arkadaşlarınız kazanıyor. Aynı zamanda totemin etkisinden çıktıktan sonra 4 saniye daha bu özellik devam ediyor. Giriş animasyonumuz bu şekilde. Oyunun gerilimine yakışan bir katil, yalan yok. İlk öncelikle yarı görünmez bir şekilde dolanıyorsunuz haritada. Zaten ekranından da fark ediyorsunuz şu an. Ellerim bir gidiyor, bir geliyor. Dikkatlice bakarsanız anlarsınız ne demek istediğimi. Kurban tarafındayken de zaten göstereceğim. Kurbanlar da sizi aynen bu şekil bir görüyorlar, bir görmüyorlar. Birer saniye arayla kayboluyorsunuz. Böylece yerinizi tam olarak saptayamıyorlar. Ancak bu moddayken hiçbir şekilde kurbanlara vuramıyorsunuz. Saldırı yapamıyorsunuz. Bu görünmez moddayken palet veya kırılabilen duvarları kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle animasyonunu da görmüş olduk. Bu moddan çıkmak için sağ tıka basılı tutup belirmeniz, yani ortaya çıkmanız gerekiyor. Şu şekil beliriyorsunuz arkadaşlar. Belirdikten sonra hareket ederken herhangi bir glitchlenme falan olmuyor. Sizi kurbanlar görebiliyor yani net bir şekilde. Ancak saldırabilir hale gelebiliyorsunuz.
şu şekil bir saldırma animasyonunuz var. Tekrar göstereyim. Gayet güzel bir animasyon. Sağ tıka basılı tutarak da tekrar kaybolabiliyorsunuz. Kaybolduğunuz zaman size bir özellik daha geliyor arkadaşlar. O da şu. Gördüğünüz gibi haritada gördüğünüz televizyonlara ışınlanabiliyorsunuz. CTRL tuşuna basarak. Görünür moddayken bunu yapamıyorsunuz. Bunu yapabilmeniz için bu şekil görünmez moda geçmeniz gerekiyor. Haritadaki istediğiniz televizyonu seçip CTRL tuşuna bir kere basmanız yeterli. Bu şekil televizyonun içinden çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Televizyondan çıktıktan sonra görünür bir şekilde çıkıyorsunuz. Yani direkt hasar verebilir halde çıkıyorsunuz televizyonun içinden. Şimdi buraya kadarki özelliği bunlardı. Güzel bir katil, orijinal bir katil fakat çok güçlü değil. Hani ne palet engelleyebiliyor ne pencere. Gayet M1 bir katil yani. Chase'de bence çok zorlanır. Ancak başka bir özelliği var. O özelliği de şu. Kurbanlar sizin televizyonlarınızı kapatabiliyor arkadaşlar. Ve ilk televizyon kapatışında kurbanların eline bir kaset geliyor. Eğer bu kaseti doğru televizyona götürmezse solda kurbanın yanında bir bar doluyor ve bu bar fullendiği zaman kurbanı daha önce hiç asmamış olsanız bile kurbana mori atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu kurban tarafında daha net anlayacaksınız. Orada da anlatacağım. Ne demek istediğimi şimdi daha net anlayacaksınız arkadaşlar. Kurbanımız kasetini alıyor televizyondan ve televizyonu kapattı. Kurbanın yanında bir bar başladı arkadaşlar. Bunu kurban tarafındayken net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şu an kurbanımızın elinde bir kaset var ve bu kaseti alır almaz haritada ona başka bir televizyon yanıyor. O kaseti o televizyona götürüp takması lazım. Eğer takmazsa aynı Freddy'nin rüya barında olduğu gibi kurbanın barı ilerlemeye başlıyor ve bir süre sonra fulleniyor. Fullendikten sonra bir bildirim alıyorsunuz kurbandan ve solda kurbanın barı kırmızı bir şekilde yanıyor arkadaşlar. Aynı zamanda elinde kaset varken kaseti takması gereken televizyonu değil de başka bir televizyonu kapatırsa barı daha hızlı ilerliyor. Yani direkt bir tane sırası dolmuş oluyor barın. Dediğim gibi server kısmında çok daha net anlayacaksınız. Gençler şimdi şöyle bir şey keşfettik. Yanlış anlamadıysak eğer katille chase halindeyken barınız dolmuyor. Elinizde kaset olsa dahi. Yani pigdeki tuzağın devam etmeme mantığı olarak düşünebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi barı doldu. Bize kırmızı bir şekilde yeri belli oldu. Aynı zamanda solda barının dolduğunu anladık. Şimdi normal morimizi göstermeden buradaki morimize geçeceğiz. Çünkü iki farklı morisi var aynı piramitte olduğu gibi. Şu an bu kurbana hükmediyorsunuz arkadaşlar. Zaten glitchlenmesinden anlayabilirsiniz. Barının dolup dolmadığını buradan anlayabiliyorsunuz. Elinde kaset var demek. Bu şekilde glitchliyse tek atamıyorsunuz. Hani tek atma diye bir şey yok hükümlü olan kurbana. Ancak dediğim gibi mori çekebiliyorsunuz. Normal moriden bağımsız bir mori. Normal moriyi de göstereceğim. Gördüğünüz gibi CTRL'ye basarak merhametsiz bakış diye bir mori atabiliyoruz. Daha önce hiç asmamış olmamıza rağmen hemen deneyelim. Evet, çok hızlı bir şekilde kurbanı öldürdük arkadaşlar. Gençler şimdi gelelim animasyonlarımıza. Volt animasyonumuz bu şekil. Bunu kurban tarafından daha net bir şekilde görebiliriz. Palet stun animasyonumuza bakalım. Palet kırma animasyonuna bakalım. Orijinal animasyonlar gayet güzel. Kurbanı dolaptan grebleme animasyonumuza bakalım. Özel güçlerimizi gayet iyi bir şekilde kullanıyoruz. Gençler şimdi Ibo'nun güncellemesi de bitti. Mori'yi tabii ki Ibo'ya atacağız. Ancak onun öncesinde yerden grebleme animasyonuna bakalım. O da gayet güzel. Az önce baktım. Az daha mori çekiyorum sandım. Bakın. Hani bir an mori çekiyorum sandım adama. İlginç bir animasyon. Evet şimdi açık bir alanda Ibo'ya morisini atalım arkadaşlar. Çok merak ettiğim bir mori. Hadi bakalım. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Çok orijinal bir mori. Zaten çoğu moriyi övüyorum. Seviyorum ben Dead by Daylight'ın morilerini. Ben beğendim. Sizin yorumunuz ne bilmiyorum ama ben beğendim. Evet gençler şimdi Survivor tarafına geçtik. İlk önce bir chase müziğini dinletelim katilin. Bu şekilde bir chase müziği var. Evet gençler görünmez modda nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Şu şekil. Hani ara ara kaybolduğu için takip etmeniz biraz zorlaşabiliyor. Ancak o ürkünç, o hani deliler hastanesindeymişsiniz gibi bir his veriyor size ve çok iyi yansıtmışlar onu bence. Şimdi katilin stun animasyonuna kurban tarafından bakalım.
Palet kırış animasyonu bu şekilde. Volt animasyonuna da kurban tarafından bakalım. Bu şekil volt animasyonumuz. Gençler şimdi katilin televizyona ışınlanma animasyonuna bakalım. Yani bir kurban bunu gördüğü zaman bakalım nasıl bir animasyon oluyormuş. İşte halka dediğim budur. Gençler şimdi gelelim katilin özelliğinin kurban tarafında nasıl işlendiğine. Gördüğünüz gibi solda barım şu an sıfır. Yani hiç ilerlememiş. Eğer ben gidip katilin herhangi bir televizyonunu kapatırsam bu şekil kaset alıyorum ve barım başlamış oluyor. Katil ile chase'te olmadığım sürece bu barım ilerliyor arkadaşlar. Fakat çok yavaş ilerliyor. Kaseti aldıktan sonra uzaktan size bir televizyonun aurası gözüküyor gördüğünüz gibi. Eğer oraya giderseniz ve kaseti yerleştirirseniz soldaki barınızı sıfırlıyorsunuz arkadaşlar. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi aurası gözüken televizyona geldim. Kaseti yerleştirdim. Ve soldaki barım sıfırlandı. Şimdi tekrardan kaset alacağım bir televizyonu kapatarak. Gördüğünüz gibi hangi kasete gitmem gerektiği de bu şekil bir animasyonla belli oluyor. Ve söylediğim gibi uzaktan şu şekil beyaz şekilde de görüyorsunuz nereye gitmeniz gerektiğini. Onun harici o gitmeniz gereken yer değil de başka bir televizyona gidip o televizyonu da kapatırsanız hızlı bir şekilde barınız ilerliyor arkadaşlar. Bir dilim doldurmuş oluyorsunuz barınızı. Ve bu konuyla ilgili az önce öğrendiğimiz bir şeyi de anlatacağım. Bu çok önemli. Siz eğer televizyonun yakınlarındayken belli bir mesafe katil o televizyona ışınlanırsa barınız yine doluyor arkadaşlar. Bir dilim ilerlemiş oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi televizyonun yakınındayım. Işınlandı. Ve solda bir bar ilerledi arkadaşlar. Bir dilim doldu barım. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Barım fullendikten sonra kasetimi götürüp takmam gereken yere takabiliyor muyum? Şu an barım fullendi arkadaşlar. Bir bildirim aldım. Ekranıma glitchlenme efekti geldi. Ve buradaki televizyona kaseti getirip yerleştirdim. Ve barımı sıfırlamadım fakat mori yemekten kurtuldum. Bunu da göstermiş olalım arkadaşlar. Bu da çok önemli bir bilgi bence. Gençler evet güncelleme notlarının sonuna geldik. Benim yorumumu merak ediyorsanız birkaç cümle söyleyeyim. Şu an bu katile karşı hiç oynamadığımız için bilmiyoruz. Birkaç trik geliştirilebilir fakat bence katil çok güçsüz. Niye güçsüz diye soracak olursanız özelliği size hiçbir şekilde hasar vermeye yaramıyor. Sadece hızlı bir şekilde haritayı dolaşabiliyor. Onun harici bütün chase'i M1 şeklinde atmanız lazım. Yani normal saldırınızı atmanız lazım. Bu da demek oluyor ki hiçbir paleti, hiçbir pencereyi engelleyemeyeceksiniz. Gayet düz bir şekilde chase atmak zorundasınız. Yani karşınızdaki adam loop atmayı bilen biri ise bence çok zor yakalarsınız. Siz de mutlaka yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.